Herkese selamlar. Yeni bir haftada bir de böyle düşünde sizlerle birlikteyiz. Elbette milli takımla açıyoruz programımızı. Ya milli takımla ilgili önce şunu söyleyeyim. Bu programı izleyenler bileceklerdir. Ben günümüz dünyasında bu kadar çok profesyonel futbolun öne çıktığı, aynı zamanda ulus devletlerin artık neredeyse çok az kaldığı, herkesin birçok farklı milletin aynı coğrafyada yaşadığı bir dünyada milli takım olgusunun eskisi kadar önemli olmadığını düşünen biriyim. Bununla birlikte de yani bu kadar büyük paralar harcamaya, bu kadar büyük prodüksiyonlara gerek yok. Amatör futbolcuların oynadığı bir milli takım olsun. Hatta benim bir tane bu konuda şeyim var biliyorsunuz. Türkiye milli takımını çalıştıran teknik direktör genelkurmay başkanıyla aynı maaş alsın. Daha fazla almasın. Ben hep böyle söylüyorum. Varsa bunu yapmak isteyen gelsin. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'de pro lisansı olan teknik direktörleri adını bir havuza atalım. Daha doğrusu bir kovaya atalım. Oradan çekelim bir tanesi. Kimse gelsin Türkiye milli takımını çalıştırsın. Ya gerek yok bu kadar şey yapmaya. Neden bahsediyorum? Burada bir virgül koyuyoruz. O da şu. Arkadaşlar Kuntz geldiğinde ben dedim ki Kuntz Türkiye milli takımını Hamit Altıntop'la birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nu daha doğrusu diyelim değiştireceklerse yapısını gelsin. Harika iş dedim. Çünkü Almanya'daki bir futbol sistemi vardır mesela. Ve bu futbol sistemini Türkiye'ye getireceklerse gelsin. Ama hocalık yapacaksa Kuntz gelmesin. Gerek yok. O kadar çok Türkiye'de teknik direktör var. Riva'da sevgili İlker Duralı ile birlikte Lig Radyo için röportaj yapmaya gittiğimizde sormuştum Kuntz'a. Siz bu dönüşümün neresindesiniz? Benim işim değil Hamit'in işi bu demişti. Ben de o zaman demiştim ki teknik direktörlük yapacaksa gerek yok yani. Kuntz'a çok büyük saygı duymakla birlikte. Ama şimdi geldiğimiz noktada Türkiye Lüksemburg'dan 3 gol yedi. Ardından da Faroe Adaları'ndan 2 gol yedi. Şimdi öncelikle şunun adını koyalım. Kuntz kötü bir teknik direktör olabilir. Kuntz yanlış işler yapıyor olabilir. Hamit Altıntop yanlış adam olabilir. Ama abi yani o futbolcular da kusura bakmayın. Yani o iki takımdan da 5 gol yemezsin. Yani size şöyle söyleyeyim. Türkiye sahaya çıkmasa Lüksemburg ve Faroe'dan toplamda 5 gol yerdi. Yani anca bunu böyle başarabilirdi. Bunu da yaptılar. Tebrik ederim. Dolayısıyla yani sadece teknik direktör Hamit Altıntop ve federasyon üzerinden okuyamayız. Futbolcular da burada şeye koyacaklar. Hani diyorlar ki futbolcular biraz isteksiz mi Kuntz gitsin diye. Ben bilmem. Biz niyet okuyamıyoruz burada. Şeyde herhalde ne var? Fortune cookie var değil mi? Onlardan açacağız. Hocamız gitsin diye oynamıyoruz diye bir şey görmüyoruz. Neyse şunu söyleyecektim. Türkiye milli takımı hani Hamit Altıntop maçtan sonra TRT'ye çıktı. TRT Spor'a çıktı ya. Orada da böyle YouTube'da şeyler oluyor böyle halk röportajları. Onlar gibi konuşmuş biraz. Ne dediği anlaşılmıyor yani. Sayın Hamit Altıntop, ben siz Türkiye futbol milli takımı sanki bir kulüp takımı. Sen de onun şeyi gibi konuşuyorsun. Sen derken siz diye düzelteyim kendi kendimi. Onun futbol şubesi sorumlusu gibi. Biz böyle bir şey beklemiyoruz ki. Arada mesela şey söylüyor. Ya Galatasaray'ın bir antrenman sahası bile yok. Ne yapayım ben mi yapayım? Gidip kazma küreği alıp ben mi oraya Galatasaray'ın altyapısına yapacağım? Siz yapacaksınız. Kaç senedir orada Hamit Altıntop. Niye yapmıyorsunuz? Bununla ilgili gündem oluşturalım diyor. Milli takım hakkında konuşacağınızı bunun hakkında konuşun. Yani bunların şimdi ben milli takım topuna giren bir adam değilim. Ben Türkiye kimle oynuyor onu bile bilmiyordum. Yani diyorum ya ben milli takım diye bir şey yok benim gözümde. Neden yok? Milli duygulardan dolayı bahsetmiyorum. Milli takım eskisi gibi dünyada da öyle değil yani. Milli duyguları temsil eden bir durum değil. Amatör futbolcular oynasın. Mesela diyor ya Kuntz. Bizim 11 tane adamımız yoktu. Kalitemiz düştü. Ben size söyleyeyim Sayın Kuntz. Kaleye Ertaç'ı al. Yine Samet Akaydın var. Semih var. Adana Demirspor'dan. Onları al. Yusuf Sarı var. Onu al mesela. Yani bunlar oynuyor bu çocuklar. Dönelim. Konya Spor çok başarılı bu sene. Soner var orada. Muhammed var orada. Ahmet Oğuz var. Al bu çocuklar da oynasınlar. Bunlar da bu formayı bir tatsınlar. İsmail Yüksel'i aldın. İkinci maçta yok. Tolga Ciğerci'yi niye aldım dedi. Faroe Adaları iri çocuklar o yüzden aldım dedi. Yok Tolga Ciğerci. Bu arada Tolga Ciğerci de yeteri kadar iri değilse Sertaç var bizim basketbol milli takımında. Onu alsınlar yani. Ama yani tekrar edeyim. Hani Faroe Adaları'nın analizi mi olur ya? Yani Faroe Adaları işte ya 50 bin kişi yaşıyor. Bak söyle söyleyeyim. Faroe Adaları'nda yaşayan koyun sayısı insan sayısından fazladır yani. Öyle bir durum var. Hayır bir de İzlanda'nın nüfusu 500 bindi. Onundan diyorduk ya işte bunun 250 bin erkek olsa onun da bilmem ne olsa rakam zor diye 50 binlik yer buldular yenilecek. 50 bin bunun yarısı erkek olsa 25 bin onun da bilmem ne kadar olsa falan filan.
olacak iş değil arkadaşlar bunlar. Ben tekrar tekrar şunu söyleyeceğim. Türkiye milli takımı kazansan olur, kaybetsen olur. Sayın Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit'in dediği gibi ülkelerin gururları sahada kaybetmekle aşağıya inmez, kazanmakla da yukarıya çıkmaz. Bambaşka bir şey bu. Ama bir organizasyon yok. Ben Türkiye milli takımının, Türk futbolunun, yani ben ne beklerdim biliyor musunuz? Hamit Altıntop'tan, Kutsu'tan bu ikili diyecekti ki kardeşim alt yaş milli takımların bütün hocalarını değiştirdik. Mesela şu anda Avusturya milli takımının yardımcı antrenörü var Ragnik'in. Schalke U17'yi çalıştırıyordu, Göztepe'yi reddeden arkadaş. Onu getir ya Türkiye'nin alt yaş milli takımına. Böyle bir entegrasyon olsun. Altyapılarında Türkiye'nin bir standart olsun. Altyapı hocalarının bir standartı olsun. Altyapı sahalarının bir standartı olsun. Onu geçtim. A takımların zeminlerinin bir standardı olsun. Bunlarla uğraşın siz. Yoksa umurumda değil. Ama merak ediyorsanız söyleyeyim. Ya yemin ederim biz şurada skorerden bir kadro kursak, Nergis'i de forvete koysak ne Lüksemburg'a kaybederiz ne de Faroe Adaları'na kaybederiz. Bu da bir ayıp yani. Futbolcular hiç kendilerini aradan sıyırmaya çalışmasınlar. Hamit Altıntop da çıkıp orada hani kusura bakmasın da hani o vücut diliyle öyle olacak böyle olacak. Öyle olmaz vallahi. Öyle bir gidersiniz ki siz bile şaşırırsınız yani. Hani bir de diyorlar ya medya hemen başladı. Şenol Güneş'e iş arıyorlar. Ya ben Şenol Güneş'i tanımam. Şenol Güneş'inle aramda bir şey de yok. Ayrıca Şenol Güneş'in Allah daha çok versin kaç parası vardır. Şenol Güneş işsiz diye bana mı düştü derdi yani. Hani yok Sergen Yalçın'a iş arayacağım. Ya Sergen hocam Fatih Terim belgesinde diyor ya Fatih Terim çok uğraşmış. Ben yorulurum. Yorulan bir adam Sergen Yalçın. Ha bir de bizim dememizle oluyor mu bu işler? Ben buna da hastayım yani. Ama tekrar ediyorum. Amatör futbolcuların oynadığı bir organizasyon olsun Türkiye milli takımı. Daha önce milli olmamış. Genç çocukları koyun oraya. İzleyelim. Yani bak Muhammed Demir mesela niye yok ya? Canavar gibi oynuyordu çocuk. Soner, Efkan var Alanya Spor'dan. Yine Efecan var ya. Türkiye'nin ne derler yerli Robben yani. Koy Efecan Karaca'yı oraya. Yok. Abi varsa yoksa neyse 11 tane de oyuncu gitmiş. Ya Türkiye 9 kişi çıksa ne olur Faroe Adaları'na karşı. Ben Faroe Adaları'yla ilgili bir sorunum yok da yani. Türkiye milli takımı gol yemez ya. Bırak adamlar korner atmış. Korner attırmazsın yani ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani milli takım konusunda ben skorlara takılmıyorum. Organizasyon olarak çok kötü durumdayız. Ayrıca yani mesela Kuntz'a da şunu sormak lazım. Niye Almanya milli takımını size vermediler de Türkiye milli takımına geldiniz? Gidip mesela ZDF'de galiba yorumculuk yapıyor Kuntz. Ya öyle saçma şey olur mu ya? Yani mesela atıyorum Türkiye milli takımının hocası gidip aynı zamanda maç yorumlar mı yani? Karagümrük İstanbul Spor maçını yorumlar mı? Bak bir şey daha söyleyeyim. Osman Zeki Korkmaz dedi ya biz de 9 tanesi Süper Lig'de oynamamış oyuncuyla oynuyoruz dedi. Osman Zeki Korkmaz İstanbul Spor'la çıksın milli takım maçlarını. Ben destekliyorum yani. Çok daha iyi sonuçlar alırlar. Peki buradan da yerele dönelim. Ha dönmeyelim. Federer biliyorsunuz artık bıraktı tenisi. Son şeyde de Nadal'la birlikte kaybettiler çiftlerde. Çok büyük bir sporcu, çok büyük bir spor kişiliği. Allah yolunu açık etsin. İyi ki denk geldik diyerekten bir kez daha söyleyelim. Daha önce çok konuştuğumuz için hakkında çok uzatmaya gerek yok. Yerele gelirsek hafta sonu Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş'ta bütün konu 3 Türk kimi oynatacak? Valerian İsmail. Kadroda bir değişiklik yapacak mı? Gezal anladığım kadarıyla hani 11 çıkacak durumda değil gibi gözüküyor. Dellali çıkabilir ama onu tercih eder mi? Yani şimdi Beşiktaş'ta iş şuraya geliyor arkadaşlar. Joseph, Getson, Dellali yaptın mesela. O zaman önde Cenk Tosun'u oynatması lazım. Ki bu arada Cenk Tosun'da milli takımda niye yok onu da sorabiliriz mesela. Yani oynamayan bir sürü oyuncu varken Cenk Tosun'da olabilirdi. Savunma da Tayyip Talha, Sanuç oynayacak gördüğüm kadarıyla. Kalede de Ersin oynayacak. Yani şeyden gördüğümüz kadarıyla resmi internet sitesinin fotoğraflarından. Üçüncü Türk oyuncuyu arıyoruz yani. Onu nerede kullanacak hep birlikte göreceğiz. Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları vardı. Evet mantıklı şeyler anlatıyor yani rakamlar vesaireler ama şunu da unutmamak lazım. Maalesef skorlarla yürüyen bir ülkeyiz. Hadi Fenerbahçe maçında da kötü bir sonuç aldın. Hiçbir kimse hiçbir şeyi anlatamazsın bu ülke biraz bu durumda. Onu da söyleyelim. Redmond'un da bu arada elinde bir stres kırığı gibi bir şey varmış ama oynayabilir diyorlar. Hep birlikte göreceğiz ama ben Beşiktaş'ın kötü oynadığını düşünmüyorum. İstanbulspor maçında iyi oynamışlardı. Kaybettiler. Başakşehir maçında. Sonrasında İstanbulspor beraberliği ama limitte. Hep söylüyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile yaşadığı dönemi yaşıyor Beşiktaş. Fenerbahçe ise
tam olarak formda ve moralliydi. İşte burada hep şey devreye giriyor. Ya, şey oyuncular nasıl geri dönecek? Sakat oyuncular. Ya milli takımdan oyuncular nasıl dönecek? Hep birlikte göreceğiz ama gollü, keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum pazar akşamı. Fenerbahçe berabere de kalsa Fenerbahçe'yi bu bozmayabilir ama Beşiktaş adına hani galibiyet almak ve iyi bir oyun oynamak ve kendi kamuoyunu ikna etmek zorunda olduğu bir maç olacak. Fenerbahçe'de kimin savunmada oynayacağı önemli. Yani Salahi'nin partneri kim olacak? Gustavo mu olacak? Mesela Serdar oraya koyup yine üçlü gibi gözüken bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz? Bütün bunlar belirleyici olacak. Fenerbahçe'nin hücum hattının skor bulacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın da skor bulacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gollü bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Bu arada tabii deplasman tribününün boş kalması falan da bunlar çok büyük saçmalıklar da ne diyeyim yani. Hani ne olacak oraya gelecek 2500 kişi mi ahengi bozacak? Tam tersi Fenerbahçe stadına da gelsin. Hatta bana kalsa bütün kale arkasını verin. Yani o zaman bir renk olur. Türk futbolu öyle kalkınır. Adana Demirspor Galatasaray maçı. Bence haftanın maçı, evet Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı ama ben bu maçın çok daha zevkli olacağını düşünüyorum. Çünkü Montella, bütün biletler satıldı biliyorsunuz. Kapalı gişe oynayacaklar. Montella'nın Adana Demirspor'u çok fazla şey vaat ediyor. Zaten lider. Aynı zamanda işte solda Rodriguez, sağda Svensson. Rakitski'nin yerine orada herhalde Semih Tayyip Talha Sanuç oynayacaktır. Stambuli var ön tarafta. Bado Endiaye. Onun önünde Belhanda ve onun önünde Emre. Onyekuru. Çok fazla da hani Bado, Onyekuru, Belhanda. Galatasaray'dan gitmiş oyuncular. Galatasaray'da da biliyorsunuz İstanbulspor'la bir hazırlık maçı yaptılar. Mata orada herkesin dikkatini çekti ki Mata önemli bir oyuncu. Oynamak isterse elbette katkı verir. O kilidi çözebilir mesela son yarım saat girip bu karşılaşmada. Okan Burun hani son yarım saat hamleleri çok konuşuluyor ya. Icardi konusu. Yani bildiğimiz konular bunlar şimdi. Van'da biliyorsunuz film vardı. Van'da adında bir balık diye. Afiş Colt Van'da diye. O bu konuları biliyorduk. Onun magazin kısmı, onlara ben girmeyeyim ama hani Icardi ikonik bir kişilik. Oynarsa çok büyük bir iş yapacak bir adam ama fiziken hazırlanması zaman alıyor. Yani Demirspor maçı her anlamda keyifli bir karşılaşma olacak. Feghouli de Galatasaray'ı mahkemeye vermiş. 1 milyon 650 bin euroluk tazminat için alır arkadaşlar. Bugüne kadar mahkemeye verip de alamayanını göremedik. Önemli olan bu tür konular neden hep Türk takımlarına oluyor. Trabzonspor'da Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atanlı Kayserispor bu ligin kendi kadrosu içerisinde tutarlı işler yapan bir takım. Ben açıkçası Trabzonspor'a da bu aranın iyi geldiğini düşünüyorum. Onlarda da gerek sakatlar, gerekse iki maç üst üste kazanıp geldiler. Bir nefes alması gerekiyordu. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi mesela biz diyoruz ya Siopis'le falan niye oynamıyor? Çünkü hocanın oyun planında Siopis yok. Dorukhan'ın sakatlığı çok kötü etkilemiş Trabzonspor'u. Bunu görüyoruz. Yine Trabzonspor'da Bardi'den, Bartra'dan çok memnun olduğunu hocanın ben duydum, öğrendim. Bu anlamda Maxi Gomez, Umut, bunlar da iyi transferler. Bu da haftanın maçlarından biri. Yani bu hafta 3 maçta çok güzel karşılaşma olacak. Çağdaş Atan'ı çok beğendiğini biliyorum Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük olarak. Bu anlamda iyi bir mücadele olacak. A planı var Kayserispor'un, B planı yok. Yani dolayısıyla A planını ne kadar uzun süre koruyabilirse o kadar başarılı oluyor. Trabzonspor'a da gelirsek, Trabzonspor'da Eren Elmalı yine mesela şeye gitti. Yani onun yedeği yok. Trabzonspor'da Kasım ayını bekliyor. Yani Trabzonspor Kasım ayına ligi 2-3 puan geride ya da önde bitirip devam edebilirse orada bir nefes alacaktır. Hamşik, Bakasetas orta sahasının bozacağını ben düşünmüyorum hocanın. Abdülkadir Ömür'ün o psikolojik dalgalanmaları onları çok etkiliyor diye düşünüyorum. Beklerini bir türlü dinlendiremiyor işte. Larsen'in, Eren'in dinlendirebilmesi çok önemliydi Trabzonspor'un diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftanın itibaren de zaten Avrupa Kupaları da başlayacak. Neyse ki dediğim gibi milli maç araları bitti. Tekrar sizlerle birlikte olduk. Figo belgeselini mutlaka izleyin. Yani modern futbolda neler oluyor, neler bitiyor ve bir belgesel nasıl çekilir? Onu da mutlaka orada görmüş olursunuz. Bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederiz.